Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Selatü vesselam ala rasulullah. Mehmet Zihni Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde namaz kitabında meyitin tekfini yani ölünün kefenlenmesi başlıklı bölümde okumaya devam ediyoruz. Kefen üç nevidir. Yani üç türlü kefen vardır. Birincisi sünnet kefeni. Dir ki erkeğe göre kamis, izar ve lifafeden ibaret olmak üzere üç kattır. Birinci çeşit, birinci tür e, kefen, sünnet kefeni. Bu da e, erkeğe göre kamis, izar ve lifafe olmak üzere üç kattır. Bunları birazdan açıklayacak. Erkek bali demektir. Yani kulağa ermiş kişi demektir. Murahik dahi bali hükmündedir. Murahik, iyi kötüyü anlayabilen, e, akıl e, oluşmuş, doğruyu, yanlışı, çirkini yüzeyle ay ayırabilen e, çocuk murahik demektir. Bu da işte genelde 10-12 yaşları olarak kabul edilir. Murahik o olan çocuk da erkek hükmündedir. Yani ölü e, erkek için hüküm e, üç kattır denmişti. Murahik de yani akıl yaşına gelmiş, 12 yaşına gelmiş çocuk da bu ermemiş olsa bile erkek hükmündedir. Murahik olmayan yani henüz 12 iki yaşında bulunmayan erkek çocuk hakkında yalnız bir kat kefen caiz ise de yani ula ermiş ya da mürahik olan e, erkek e, ölü için 3 kat kefen gerekiyor ama 12 yaşına ermemiş çocuk için bir kat kefen e, caiz yeterli ise de ahsen olan en güzel olan onun da 3 kat ol, olmasıdır. Düşük ve ölü doğmuş olan çocuklar yani ana karnında düş, düşük ya olmuş ya da Canlı doğmadan ölü doğmuş çocuklar meyitten bir parçaymış gibi bir bez parçasına sarılır. Onlar için hürmet e, kamil olmadığında, yani tam, tam anlamıyla hürmet oluşmadığında kefen hususunda e, murat olunmaz. Zira e, şeride varit olan meyitin tekfinidir, ölünün tekfinidir. Bu, bu ölü doğmuş ya da düşük olmuş çocuklarsa e, meyit namı verilmez. Burada kamis üç çeşit kefen e, üç kattır. Bunlar kamis, izar ve lifafe demiştik. Kamis boyundan ayaklara kadar olur. Yeni Cep ya da yakası olmaz ve etrafı oyulmaz. Kefen ilk katı olan kamis boyundan başlar, ayağa kadar olur. Cep ya da kol çıkıntıları olmaz. Yeni ya da yakası da olmaz ve etrafı da oyulmaz. İzar ve lifafe İzar lifafe baştan ayağa kadar olur. E, lifafe en üstte geleceği ayrıca baş ve ayak tarafından e, düğümleneceği için izardan daha uzun olur. İzar da baştan ayağa kadar olur. E, lifafe ise baştan ayağa kadar olur ama daha uzun olur. Çünkü e, hem baş ucunda hem ayak ucunda düğümlenecektir. Gömlek, izar, e, gömlek, izar, don ve eteklik, lifafe ise sargı ve burgu makamındadır. Kadının, kadına başörtüsü ile göğüs örtüsü dahi ziyade edilmekle kadına göre kefen sünnet beş kattır. Yani bu Erkekleri için olan e, kamis, izar ve lifafenin dışında kadınlarda bir baş örtüsü, ayrıca bir de göğüs örtüsü dahi olur. Bu ikisiyle beraber kadınların kefeni, sünnet olan kefeni, kadınların sünnet olan kefeni beş kattır. İkincisi, kefeni kifaye, yani yeterli denen kefen ki Erkeğe göre izar ve lifafeden ibaret olup olmak üzere iki ve kadına göre ise bir de başörtüsüyle üç kattır. Evet. Kefen-i kifaye yani kafi yeterli olmak demek. Ee, yet Kefen-i kifayede erkeğe göre e hem bir izar yani bir kat baştan ayağa kadar bir kat kefen, ee, ondan sonra bir de lifafe yani yine baştan ayağa ama baş ve ayakları düğüm yapılan e, kefen olmak üzere erkeğe göre e, kefeni kifaye iki kat kadında ise bu kefeni kifayede bir baş örtüsü de olmak üzere üç kattır. malın azlığı malın azlığı ve veresenin çokluğu suretinde, yani mirasçı çok, adamın malı da az ise, e, kefen kifaye, aksi takdirde kefen kefeni sünnet evladır. Yani e, maddi durumları yeterli değil, mirasçı da çok, e, bu gibi şartlarda kefen kifaye ama imkanı malı varsa, en güzel olan, evli olan, daha iyi olan kefeni e, sünnet şeklinde kefenlenmesidir. Üçüncü tür kefen kefense kefeni zarurettir. Ki adından da anlaşılıyor. E, erkek ve kadın olmak üzere ne bulunursa onunla sarılır ki o odur. Yani ee, zarretsiz bir kefene ikti, iktisar caiz olamaz. Yani zarreti olmadan ne bulunursa ona sarılır. Ee, fakat zarreti olmadan tek kefenle kefenlenmek caiz değildir. İşte büyük afet, çok e, sayıda insan olmaz, kefen bulunmaması gibi şartlarda e, bu, bu şekilde kefeni zarret dediğimiz zarretle ne bulursa ona sarılır ölü sahabeden bir takım zevat bir kattan ibaret olan kendi elbiseleriyle tekvin oldukları ki başları örtülse ayakları ayakları örtülse başları açık kalmakla efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onların başları örtüp ayakları üzerine eser otu çiçek otlar konulmasını emir buyurmuşlardır kefenin beyaz pamuk bezinden olması eftaldir. Yeni yenisi ve yıkanmış müsavidir. Yani yeni de olabilir, yıkanmış temiz bir şey de olabilir. Ama beyaz pamuklu olması, beyaz pamuk bezden yapılmış olması eftaldir. Kefenler dahi meyyit ona sarılmadan tek sayı olarak tü süslenir. Yani ölüğü nasıl tütsüleniyorsa yine aynı şekilde kefen de tek sayı olmak üzere tütsülenir. Ee, beş sayısı tecavüz edil ettirmeden yani beşten fazla yapılmaz. Tek sayı ile yapılır ama bir, üç, beş gibi e, beşi geçirmez meyit üç yerde tütsülenir. Bir ruhu teslim ettiğinde yani ölüm anında tütsülenir. Yıkama esnasında tütsülenir ve de yani kefenlenmesi sırasında ölü tütsülenir. Kefene sünnet yani sünnet olan kefene göre iptida İbtida lifafe yayılır. Önce lifafe aşağıya yayılır. Onun üstüne izar yayılır. Sonra da izar yayılır. Sonra meyyit gömleği içinde olduğu halde yani kamis dediğimiz gömleğe içinde cebi ya da kolu yeni olmayan ve bu yakası da olmayan bir şekilde ilk kat boyundan ayağa kadar olan izak gömleği içinde, kamesin içinde e, olmak üzere en aşağıya lifafe dediğimiz işte bükülüp bu, bu, bükülecek baş ve ayağı bükülecek olan en alta sarılır. Onun üstüne de izar dediğimiz yine baştan ayağa kadar olan bir kat daha konur. Ve ölü kamesin içinde olacak şekilde. Ee, önce lifafe yayılır, sonra da izar üstüne yayılır, sonra meyit e, gömleği yani kamesin içinde olduğu halde izarın üstüne konulur. Ve evvela izar e, meyitin soluna ölünün soluna ve sonra sağına götürülerek sarılır. Sonra lifafe dahi yine öyle sarılır ki önce sağına sonra soluna götürülerek sarılır ve meyitin sağı solundan biraz kabarık olur. Açılma korkusu olursa yani bu kefenlendiğinde Açılma korkusu olursa kefene bağ kuşak dahi konur. Kadın kısmının e, saçları iki örgü edilerek göğsü üzerine gömleği üstünden konur. Yani kadın kısmının saçları iki örgü yapılır ve göğsünün üstüne, e, giymiş, daha önce giydirilmiş olan gömleğin üstüne saçları konulur. Onun üstüne e, baş örtüsü yüzüyle beraber örtülür. Yani yüzü de dahil olmak üzere baş örtüsü kefenin üstün kamis giyilmiş olur. Saçları kamis e, göğsünün üstüne konur. Örgü, iki örgü şeklinde. Onun üstüne de yüzü de örtülecek şekilde baş örtüsü olur ve yüzüyle beraber örtülür ve daha üstüne de izar gelir. İzarın üzerinden göğüs örtüsü dediğimiz örtü konur. Bu bağlayıp dahi sonra lifafe sarılır. Yani en üstte olacak şey lifafe ki baş ve ayaklardan bükülen şey. Göğüs örtüsü memelerden göbeğe ve alakalı bir fetvaya göre ise diz kapaklarına kadar olan ve en nice olan bir örtüdür göğüs me memelerden göbeğe ve alakabil diz kapağına kadar olan ve çok enli olan bir örtüdür. Evet. İzarın üzerinden bağlanıyor bu göğüs örtüsü kadınlarda. Ee, bir fetvaya göre memelerden e Göbeğe kadar başka bir alimlerin fikrine göre ise diz, diz kapaklarına kadar göğüsten e, kadınların izarının üstünde bir, ayrı bir göğüs örtüsü adlı kefen e, katı oluyor. Meyit'in teçhizi yani bu şekilde ölünün e, teçhizi bütün Müslümanlığın üzerine nazaran farz-ı kifayedir. Yani ölüyü kefenlemek, bu şekilde işte kefenlemek, kabre koymak, cenaze namazını kılmasını sağlamak, bütün Müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. Bu ne demek? Yani en az bir grup Müslüman bunu yapmaz gerekir. Hiç kimse yapmazsa herkese bu farz, görev, farz aynı olur ve hiç kimse yapmaz, terk ederse de hepsi de günahkar olur. Müslümanların bir şekilde ölüyü teşhis etmesi lazım. Yani bu anlatılan kefenleme, yıkama bu görevleri bir şekilde yerine getiriyor olmaları lazım. Yıkanmasından defnine kadar olan şey tedarikattır. Yani işte tüslenmesi, kokulanması, bütün bunların hepsi sağlanması, teçhizi, öl ölünün meyyetin teçhizi anlamına gelir. Me meyyetin defni levazımından ibaret olmak üzere gerek yani ölünün defni için gerek olan her şey var olmak üzere tarif olunur. Herkesin kefeni hayatındaki elbisesi gibi kendine ait ve kefen parası borcundan dahi mukaddemdir. Yani bir insan nasıl elbise edilmesi kendi üzerine bir görevse e, öncelikle ölü öldüğü zaman e, meyit e, ölümünden sonra kalan malı varsa borcu dahi ödenmeden, miras dahi paylaşmadan en öncelikli malından kalan şey neyse onunla ölünün e, kefeninin temin edilmesi öncelikli iştir. Yani imkan varsa, kendi malı varsa Kendim alından e, borcu dahi düş, düşülmeden önce kefen e, öncelikli gelir. Zevcenin kefeni yani ölüm hanımefendilerin e, bayan hanımların kefeni defin masrafları güç dahi olsa yani çok zor da olsa şartları ağır da olsa kocasının üzerine bir görevdir. Zevcenin kefeni defni masrafı ee, güç dahi olsa kocasının üzerine bir görevdir. Evet. Böylece kefenlenme konusunu da okumaya devam ettik. Aynı, aynı konuda başka bir sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun.